Merhaba arkadaşlar herkese. Herkese iyi akşamlar. Yavaş yavaş toparlanalım. Umarım faydalı, güzel bir canlı yayın olacak. Arkadaşlar canlı yayında neler konuşacağız? Hakimlik sınavı, adli hakimlik, idari hakimlik üzerine konuşacağız. Konuğumuz öğrencilerimiz arasından en son yapılan hakimlik sınavında açıklanan mülakat sonuçlarına göre hakimlik hakkını kazanan bir öğrencimiz. Osman'ı misafir edeceğiz. Osman'la konuşacağız. Bu süreçte neler yaptığını, nasıl çalıştığını, hangi yöntemi kullandığını, son 1-2 hafta içerisinde, son 2 ay içerisinde bu sınavın yapılabilecek mi, yapılamayacak bir sınav mı olduğunu, bunun üzerine konuşacağız. Videoyu kaydedeceğim ve YouTube'a da koymayı düşünüyorum. Kesin değil YouTube'a koymam ama koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Güzel, faydalı bir yayın olacağını düşünüyorum. Umarım hepimiz faydalanırız. Şundan yana güzel olacak. Osman'ı da canlı yayına davet edelim. Şundan yana güzel olacak arkadaşlar. Geçmiş olan arkadaşlardan bizzat onların ağzından dinlersek daha iyi motive olacağımızı düşünüyorum. Merhaba Osman. Merhaba hocam. Nasılsın? Tamam, elhamdülillah. Nasılsınız? Seste İyi, problem şükür. yok değil mi? Çok şükür. İyiyiz. Kamerayı biraz aşağı doğru çekebilecek misin? Heh, Şöyle nasıl? durdurdun. Heh, çok iyi. Hayırlı olsun bu arada öncelikle. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Ya Allah utandırmasın. Güzel makama layık, oran hakkını verebilecek, iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. İnşallah da öyle olursun. İnşallah hocam. Allah utandırmasın. Allah İnşallah. adaletten ayırmasın. İnşallah hocam. Şimdi Osman, ufak ufak başlayalım. Nerelisin bu arada? Yozgatlıyım hocam ben. Yozgat Sorgunluyum. Yozgat. Orada yaşıyorsun. Oradayım. Buradayım. Yaş kaç? 24 yaşındayım. Oo. Ben çok yaşlanmışım. Aramızda yaklaşık bir 10 yaş var. Peki mezuniyet neresi? Erciyes Üniversitesi hocam. Erciyes. Bölüm? Nerede? Hukuk. Hukuk. Adli hakim oldun değil mi? Adli hakim olduk, evet. Heh. Bunları şu... Üniversitenin birinci, ikinci sınıfını İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde okudum. Yatay geçiriyorum. Sesin Üçüncü sınıfta çok Erciyes'e az geliyor. geldim. Acaba benden mi kaynaklanıyor? Ses nasıl geliyor? Arkadaşlarda var mı? Ses nasıl geliyor arkadaşlar? Yorumu kapatacağım. Yorumu kapatıp bir 10 dakika sonra tekrar açacağım. Ses nasıl geliyor? Sese bir işaret verelim arkadaşlar. Ses iyiyse. Net. Tamam, güzel. Tamam, yorum kapatma olayı nereden yapılıyor? Evet, başlayalım. Tamam. Yozgatlıyım dedin. Erciyes hukuktan mezunum dedin. Osman, bunu sormamın sebebi şu. Biliyorum senin hukuktan mezun, Erciyes'te mezun olduğunu da biliyorum. Fakat bazı arkadaşlar bana özelde yazmış. Hocam idare hakim mi, adli hakim mi oldu diye. O yüzden sordum. Tamam. Eyvallah. Peki, üniversiteye girdiğinde böyle aklında hakimlik var mıydı? Hakimlik, savcılık veya bir öğretim görevlisi veya bir avukatlık ne vardı? Evet. Hakim, savcı olacağıma ihtimal vermiyordum. Şöyle aklımın ucundan geçmiyordu. Hı. Hiç ihtimal vermedim şöyle hakim savcı olacağıma. Lise yıllarından beri hep akademisyen olmak istedim. Üniversitede hep akademisyen olmak istedim. Üniversitenin de birinci, ikinci sınıfını özellikle İstanbul'da okuduğum o dönemde hep akademisyenliğe yönelik hazırladım kendimi. Ama işte kısmet hakim savcılıktaymış. Dil sorununu halledemedim. Dil. Evet.
Yabancı dil tabii hem fakülte bir yanda İngilizce öğrenimi gitmedi. Yatay geçiş yapınca tabii alttan ders veriyorlar. Bir türlü olmadı. Nereden nereye Kısmet yatay geçiş yaptın? İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Erciyes'e. Anladım, anladım. Peki okul en baştan başlayacağım. Kısa kısa cevaplarla ilerleyeceğiz. Arkadaşlar da bu yönde ilerleyeceğimizi söyleyeyim. Daha sonra da yorumları açacağım. Sizden gelen soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Peki hukuk okumak zor mu sence? Yani zor. Zor bir diğer bölümlerle kıyasladığımız zaman tabii zor. Arkadaşlarımızdan görüyoruz. Ama öyle de okunmayacak bir bölüm yok. Öldük bittiklik bir mesele değil. Okunuyor. Zor ama çok zor değil. Ben de bu konuda söyleyeceğim. Birçok arkadaş tereddütlerle acaba okuyabilir miyim, yapabilir miyim, bitirebilir miyim? Bitirdikten sonra beni neler bekliyor gibi şeylerle sorularla benim karşıma geliyor. Çok rahat arkadaşlar okunur. Ve bu işi seviyorsanız, hukuku seviyorsanız çok şey okul size öğretiyor. Günlük hayatta çok küçük şeyler orada hukuki terimler olarak karşınıza geliyor. Hayatınızı örneklerle oturtursanız çok ciddi bir şekilde verim alacağınızı, zevk alacağınızı düşünüyorum. Peki Osman, okul bitti. Kaç yıl ara verdin? Hakimlik sınavına kaçıncı girişinde? İlk girişimde hocam. Aa, süper. İlk girişin. Evet. Peki 2019'un 6. ayında mezun oldum. evet. 12. aydaki sınava girdim hocam. 6 ay. 6 ay da çalışma süremiz 4 ay. 6 ay sonra girdik ama 4 ay falan çalıştık. Bak, bu da çok önemli şimdi. Şimdi buradan sonrasını ben süreci bilmiyorum. Öğreneceğim. Şimdi ben tamamen sıfır bilgiyleymiş gibi karşı tarafa sorular soracağım. Hepimize bir yol gösterecek bu süreç. Sen son sınıftayken hakimlik çalışması başladı mı? Hayır. Başlamadım. Mezun oldun. Dedin ki ben sınava girmeye karar verdim. Tabii, o işte yayının başında da söyledik ya, benim niyetim akademisyen olmaktı. Ama baktık, mezun olduktan sonra baktık dil sorununu henüz halledemedik. Dedik ondan sonra da biraz üniversiteye hafif mesafeli bak. O mezuniyetten sonra bir ay bu hemen tatil süresi olur ya arkadaşlar mezuniyet havası içerisinde. O dönemde bir düşündüm. Acaba ne yapayım? Avukat mı olayım? Akademisyenlik mi? Yani bu yolda mı zorlayayım? Dili öğreneyim? Başka şeyler yapayım? Yoksa hakim savcı mı olayım diye düşündüm. Sonra sevmeye başladım. İstedim. Hakim savcı olayım dedim. Ve ortalama yani bu 6. ayın 25'i gibi mezun olduk. 8. ayın başı gibi yavaş yavaş başladık. 8, 9, 10, 11, 12. 5 ay. 5 ay. 5 Ama ayda bu süreç şöyle gidiyor. 5 ay ama örneğin Ağustos'ta bir gün çalışıp bir gün çalışmamışımdır. Mesela. Yani öyle tam bir moda girmedik. Öyle hani gece gündüz çalışayım gibi bir süreç Ağustos ayında başlamadı. Ortalama yani başlarda tabii bir sınav hazırlanırken birçok öğrencilerimiz de adaptasyon sorunu yaşıyor. Yani bir sınava girmeye karar verdiğinde ben yarın bu sınava başlıyorum dediğinde otomatikmen günde bir 7-8 saat de başlayamıyorsun. İlk gün İmkanı yok. 1-2 saat 1-2 saat çalışıyorsun, ikinci gün bazen hiç bakmıyorsun. Çünkü o ders çalışma moduna girmek öyle kolay bir şey değil. Sen bu modu nasıl yakalayabildin? Ne kadar süreden sonra artık sistemli bir şekilde günlük ikişer saat, üçer saat çalışmaya başladın? Evet. Hemen hemen yani bir aylık bir sürenin sonunda Sistem bir ayda oturdu değil mi? bir ayda oturdu. Şimdi bir ayda artık sistemi tanıdık. Bu fakültedeki gördüğümüz derslerle siz de hukukçusunuz biliyorsunuz ama hakimlik konuları, kaymakamlık konuları KPSS'de bambaşka. Bir kere Kesinlikle. doktrin denen bir şey yok. Doktrin yok. Yargı Yani o yüzden kararları yok. bir ay, tabii bir ay içerisinde ne çalışmamız gerektiğini öğrendim. Hani sistem böyle oturdu. Hani bir Evet. gün keyfim yok. Belki canım sıkkın. Belki şimdi en kötü kanun okurum işte. En kötü kanun okurum dedim. Bu şekilde sistem oturuyor bir ayda. Çok güzel bir yere değindin. Ben de arkadaşlara bunu vurgu yapıyorum. Gerçekten mezun olduğunda bu
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan arkadaşlar için de geçerli. A grubuna hazırlanan için de geçerli. Okulda diyor bize ne öğretilmiş? Mesela hocam diyor ben mahalli idareleri bir dönem aldım diyor. Sen diyor kanun maddelerinden bize 6-7 videoda bunu hallettirebiliyorsun diyor. Bu yeterli mi? İşte mezuniyetten sonra sınav formatına girdiğinizde olay bambaşka. Değil mi? Aynı. Şimdi o size demiş olduğum bir aylık süre var ya. İşte o bir aylık sürede biraz sonra belki sizin kanalla, notlarla nasıl tanıştığıma geleceğim. Aslında buradan geleyim hocam. Müsaade Buyur. ederseniz. Tabii, buyur. Baktık. Ben aslında şöyle çalıştım. Fakültedeki gibi gitmedim. Anayasa, medeni borçlar, sonra baba derslerden ceza gelir değil. Anayasa, idari yargı, ceza, CMK, kamu cepte. Ondan Çok sonra güzel. özel hukuk. Yani çünkü kafamı dağıtmak istemedim. Kamuyu Tabii. cebe aldım. Tabii. Ondan sonra özel hukuk geçtim. Kamudan da anayasadan başladım. Biz anayasa aslında anayasa mağdurlarıyız. Biz 2015 girişliler. Niye? Girdik. Parlamenter sistemde anayasayı öğrendik. 2017 ikinci sınıftayız. Anayasa değişti. 2017'de üniversite ikinci sınıftayken İşte idare hukukunda gördük. Kamu tüzel kişilikleri kanunla kurulur. Bir fakülteden çıktık. Kanunla da kurulur. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de. Bak bambaşka bir şey. Tabii Hani tabii biz çok büyük aslında değişiklik. tabii birini sadece yasama yapıyor. Artık bu yetki yasamadan alınmış. Yürütmede, yani pardon, yasama da yapabiliyor. Yürütmenin başında bunu yapabiliyor. Hani buradan onlarca soru gelebilir. Bu yılda bekliyorum açıkçası. Ben geçen yıl bekliyordum böyle bir soru gelebilir diye. Değiştiriyor. Bambaşka. Hani Birçok biz şey. o yüzden dedim ki anayasa bilgim yoktu. Sıfır. Hani biz fakültedeyken de geri dönüp bakmadık. İşte Anayasa Mahkemesi'nin üyesini mi değiştirmişler falan demedik. Yani biz anayasayı verdik mi verdik. Geçtik. O yüzden dedim ki ben anayasa hukukuyla başlayayım çalışmaya. Sonra çalışırken kitap sipariş verdim. Tabii birkaç tane anayasa idari yargı kitabını da aldım. Sonra okumadım tabii sizin notlarda çalışınca. Anayasadan başladım. Sıkıcı geldi. Bir de Evet. 7. ayın ortası. 8. ayın başı pardon. Çok sıkıcı geldi. Sıcak hava. Bir de oturuyorsun birden. Ya ezber yapmanız gerekiyor. Hızlı gitmek için. Dedim ki benim canım sıkılıyor. Bir YouTube'a yazayım. Anayasa hukuku. Ben anayasa hukuku yazınca işte orada çeşitli KPSS videolar anlatanlar var. Bir sürü anlatan var. Baktım. Şey arıyordum. Benim aradığım profesyonel ortam olsun. Eyvallah. Anayasa hukuku da öyle başlıyor size. Stüdyo ortamında bir çekim. Bir baktım, Evet. iyi. İlk o şey videonuzu dinledim. Birinci video kanun nasıl yapılır mıydı? Tanıtım Doğru, videosu. doğru, Onu doğru. izlerken böyle baktım. Aa dedim, iyi anlatıyor. Bir de mesela koskoca kanun nasıl yapılıyor yere. İşte 30 dakikada, 25 dakikada bitmiş. Sonra ben Evet. dedim ki en iyisi videodan gideyim. Normalde ben anayasaya 15-20 gün gibi bir süre veriyordum. Yavaş çalışıyoruz ya o süreçte. Evet. Ama anayasa 4 günde bitti. Günlük ortalama 4 saatlik video izlemeyle Süper. 4 günlük gibi bir süreçte bitti. Ondan sonra moda girdim. Baktık. Şimdi kendinizi ölçebiliyorsunuz aslında girdikten sonra. Bir de Baktım. şu tarafı da Anayasa güzel. Bitiriyorsun ya. Yani arkada bir şeyler biriktirdim. Ya önümdeki tuğlalar yavaş yavaş aşağı inmeye başladı. Bu da insana bir güven veriyor. tabii. İşte anayasaya böyle yapınca bir de şimdi anayasa zor bir ders. En ağır derslerden bir tanesi. Evet. Yani anayasa baktık. Bir de anayasanın ezberi en çok olan derslerden bir tanesi. Evet. Anayasayı iyi yaparsan idarede 7'de 3 soru cepte. Yani idare çalışmasan bile anayasayı baştan sona bitir. Ezberle iyi çalış. İdarede en az 2-3 soru cepte. Çok çok rahat. Vatandaşlık full. Kesinlikle. KPSS'de vatandaşlık var. 6 soru soruyorlar. Evet. Yani dolayısıyla ben de tabii sürece başlamadan önce bunları araştırdım ya. Baktık. İşte anayasa bitti. 7 soru oradan diyoruz. Baktım iyi öğrendim. İdarenin de dedim yarısını yaparım. Vatandaşlık yapar. O birden dedik ki Osman bu yola girdim. Bunun gidişi var artık. Öyle anayasa hukukuyla başladım. Sonra idare hukuku. İdare. Öyle gittim. Buradan arkadaşlar da
şu an yorumlar kapalı olduğu için göremiyoruz da muhtemelen soruyorlardı nasıl çalıştım falan diye. Ben hep kendi dönemimden arkadaşlara da söyledim. Hep önce kamu sonra özel veya önce özel sonra kamu. İşte anayasayı çalışayım. Sonra birinci sınıfta ne vardı? Medeni vardı. Medeni bittikten sonra şeye geçeyim. Borçlar. Borçlara geçeyim. Ondan sonra medeni usule geçeyim. Eşya çalışayım. Böyle bir çalışma yok, doğru değil diye düşünüyorum. Hani önce kamuyu bitirin veya özeli bitirin, hiç fark etmez. Önce kamunun da stratejisi hukukun da çok önemli. Tabii tabii. Bu, mesela bazen öğrencilerde fakültede ne gördüyseniz o. Mesela Osman, sözünü kestim. Bazen öğrenciler şunu yazıyor. Hocam işte ben anayasayı bitirdim, cezayla mı devam edeyim? Hayır. Anayasa bittiyse idare hukukuyla. Hocam yani, idare bitti, cezaya geçeyim mi? Hayır. İdari yargılama hukuku. Bunlar kesinlikle birbiriyle bağlantılı. Yöntem bu olacak arkadaşlar. Mesela hocam İYÜK da bitti, ne yapalım? Genel bir anayasa, idare, İYÜK'ü genel bir tekrar yap. Birbiriyle bağla olayı, özümse, sonra geç cezaya. Hocam ceza genel, CMK mı ceza genel mi? Tabii ki ceza genel. Ceza genel, CMK. Sistem bu. Tabii bu biraz önce söylediniz ya, benim aldığım ilk kitaplar da öyle. Anayasa, idare, idari yargıyı aldık. Zaten bunların üçü son iş hukukunun dahil edilmesiyle birlikte işte borçlar hukuku, icra, ticaretin soru sayısı 6'ya indirildi. Ama anayasa, evet, idare, idari yargıya dokunulmadı. 7 soru. Yani bunlar hep tekrar döneminde de aynısı. İşte konular bittikten sonra tekrara döndüğümde de 3'ü 1. Yani bugün tekrar yapacağım diyorsam anayasa hukuku tekrar değil. Anayasa, idare, idari yargı. Bir paket bu. Heh, eyvallah. Bir paket halinde. Peki bu adım adım gidelim. Anayasa, idare hukuku, İYÜK'ü, İYÜK'a gelelim. İdareyi de bizden dinledin değil mi? İdare hukukunu. İdareyi de dinledim, evet. Şimdi bu İYÜK'le anayasayı çalıştım, idareyi çalıştım. Siz geçen sene Temmuz'da hukuk öğretimde paylaştınız İYÜK gelecek diye. 9. ayın başı oldu, İYÜK gelmedi. O dönemde arkadaşlar gönderilere bakarsa her gönderinin altına yazmışım, hocam İYÜK nerede? Çünkü şey yapıyorum, artık bitti, cezaya geçmek istemiyorum. Hani bir İYÜK'ta ben kitap almıştım, kitaba bakmak istemiyorum. Anayasa ve idareden bir güven vardı. Tamam, hocayla gideriz artık biz dedim. Hani İYÜK bekliyorum o dönemde. İYÜK'ün de böyle bir anısı vardı. Yani sizi biraz zorlamıştım o dönemde. Hocam artık gelsin şu İYÜK'te. Geçen yıl biraz sarkmalar olmuştu İYÜK'te. Gecikme yaşanmıştı biraz. Ya şöyle, şundan dolayı oldu gecikme. Şimdi sende bu güveni oluşturmuşuz. Şimdi ben gelişi güzel bir İYÜK paketi hazırlasam, bunu siteye koysam ve birçok öğrenci de buna güvenip bu videoları bitirse, sınava gittiğinde bomboş bir paket. Hiçbir fayda sağlamadı. Evet. Bu güven sarsılması gider. Hadi güven sarsılmasını geçtim. Senin verdiğin zaman, bana verdiğin vakit, ayırdığın vakitler, sınavda bir şey elde edememen ve en kötüsü bu sınavı benim yüzümden kaybetmen çok kötü bir şey. Ya bu tabii vebale giremez. Yani hiç İYÜK bunu benden sınava girme. Yeter ki ben senin hakkına girmeyeyim. O yüzden biraz gecikti. Tabii ki ama gecikti ama çok profesyonel video olmuş. Mesela İYÜK 2 günde bitiyor. İdari yargılama 2 günde. Hani 2 gün video dinle, not al, 1 günde ezber yap desek. Hani şöyle genel bir tekrar. 3 günde rahat bitecek bir derste. İYÜK çok özenle seçilmiş bir videoydu. Buyurun hocam. İYÜK üzerine çok durdum. Çok üstünde çalıştım. Dedim ki öyle bir kaynak çıksın ki ortaya, kalın kalın kitaplar alınsa bile ah be boş yere buna para vermişiz. Bunu dedirttirebilmekti amacım. Ve öğrenciler, bir öğrenciyi hiç unutmuyorum. Hocam dedi, ben sınava 3-4 gün falan kalmış. İYÜK hakkında hiçbir fikrim yok. Anayasa, idare tamam. İş hukuku da son anda geldi. Hiçbir fikrim yok hocam dedi. İş hukuku hakkında da konuşacağız. Dedi hocam İYÜK'ü alsam ve iş hukukunu alsam, bunlara birer gün sabahtan akşama kadar seni izlesem ne olur? Ufak bir tekrar yapmaya çalışırım. Dedim çok rahat yaparsın ve gerçekten full yapmıştı. Hem İYÜK'te hem iş hukukunda full yapmıştı. Yapar. Yapardı. Şimdi bizde henüz 2 gün önce açıklandı mülakat sonuçları ama o dönem oldukça stresliydi. Tabii ders de çalışamıyorduk o dönemde ama aklımızda
hep şu vardı. Ya elenirsek, hani elenirsem eğer 2 ay içerisinde benim yeni sınava hazırlanmam gerekiyordu. Birçok arkadaş o durumda şu an. Yani şimdi ilk yılımda elenirsem bir daha hazırlanırım yani. Çünkü daha ilk kez bir kez girmişim. Bir kez daha hazırlanmayı düşünürdüm. O zaman da aklım, hani aslında bana güven veren buydu. Diyordum Murat Hoca var. İşte onun derslerini almışım. Bu yıl CMK da var. Geçen yıl yoktu CMK. Evet. Bu yıl o da var. O da var. Hani kafamda hep öyle vardı. Özel hukuku şöyle bir kanundan okusak. Temel var. Hemen videolarla akar gideriz şeklinde. 2 ayda hani Allah nasip etti. Gerek kalmadı çok şükür. Ama çok şükür. Elenseydik de 2 ayda geçişirdi. Geçişirdi diye düşünüyorum. Senin de emeğin çok fazla. Zaten buradaki baş aktör sensin. Bunlar, bu videoları bitirmek, paketleri izlemek, notlardan tekrar etmek. Bunlar çok önemli. Peki tekrar sıklığın ne oldu? Hocam ben papağan gibiydim biraz. Onu söyleyeyim. Arkadaşlarımın bana eleştirisi oldu ama ben çok tekrar ederdim. Ben çok tekrar ederdim ama tekrarım böyle şu şekil olmazdı. Bugün işte perşembe, yarın cuma tekrar yapacağım değil. Sabah 2 saat çalıştım ya bir. Mesela 2 saat çalıştım. Öğlen otururken şöyle işte biraz sonra arkadaşlara göstermeyi planlıyordum. İşte anayasa notlarım var burada kendi yazdığım. Böyle açar şöyle bir bakardım. Hani okumazdım da gözüme çarpan bir şey var mı yok mu? Fotoğraf. Aynen bu. Bu yüzden tekrarım çok fazlaydı. Hani baştan sona okumama gerek yok. Gözüme. Çünkü her şeyi bilmemiz mümkün değil. Her şey imkan nasıl bileyim? O kadar çok süre var ki. Ama evet. İşte bakın bir şey takılsın gözüme yeter ki orada diye. Tekrarım çok sık olurdu. Ama buna tekrar gün artırmıyorum. Tekrar zamanımı almıyordu benim. Bir de iki soru aklıma geldi. Unutmadan sorayım. Birincisi süreler konusunu söyledin ya. Sürelerde ÖSYM bazen dipte kalan, çok istisna dipte kalan süreleri soruyor ama gündelik bilinmen gereken bir dava açma süresi olsun, bir vergi mahkemesi, idare mahkemesi, temyiz aşamaları falan olsun. Temel süreler üzerinden gidiyor. Çok dipteki sürelere de pek takılmamak lazım değil mi? Tabii tabii. Geçen sene medeni hukukta mirasta iki soru vardı. İkisi de süreydi yanılmıyorsam. Ya da eşyanın biri mi süreydi? Yani medeninin 7 sorusunun ikisi süreydi. Ama öyle dipte bir süre değil. Örneğin mirasta vasiyetin açılma süresi miydi? Neydi? Tam emin değilim. Gafta yapmayayım ama 15 günlük bir süre vardı. Hani basit bir süreydi. Öyle bazı şeyler var. Çok dipteki süreler falan çok istisna yani. Eğer hızlı bir şekilde hazırlanmak isteyen arkadaşlar varsa takılmaya gerek yok. Böyle unutacaksın zaten. Unutacaksın zaten. Sen bugün öğrensen bile uyuyacaksın. Birazını hatırlayacaksın. Son dakika unuttun zaten. Peki. Gerek yok. Yorma kendini. Peki bol soru çözmek mi? Bol tekrar mı? Bol soru çözmek. Ama ben soru da şu şekil. Ama nasıl çözdüğüne bağlı. Bak nasıl çözdüğüne bağlı soru ama. Bu şey sorusu gibi çözülmez. KPSS Türkçe denemesi gibi soru çözme olmaz. Hız kazanayım diye olmaz. Ben çok soru çözdüm. Çok soru çözdüm dediğimde bir çıkmış soru konu anlatımı çıkmış soru bankası oluyor ya. Bir onu bitirdim. Bir tane de özgün soru bankası bitirdim ama hani her dersten 500-600 soru çözmüşümdür. Çok sorudan kastım buydu. Çok soru bir çözmek de mi? Ben tekrarlarımı soru üzerinden yapardım mesela. Ben arkadaşlara tekrar da okuyorum ya. Osman sözünü yine kesiyorum böyle yok, karşılıklı yok, olsun diye. Kusura bakma. Olsun. Hakim oldun artık senden korkuyorum. Estağfurullah hocam. Hocalık makamının üstünde bir şey yok. Estağfurullah. Eyvallah. Şimdi ben arkadaşlara mesela şunu diyorum. Hocam diyor ben çok sık tekrar ediyorum. Tekrar ederken de şunu yakalıyorum diyor. Hemen hepsi aklıma geliyor diyor. Ama ben şuna bir parantez açmak istiyorum. Soru çözerken mesela sen tekrar ettiğin yerleri hep aynı şeyleri tekrarlıyorsun. Ama soru da bir başka yere vurgu yapmış. Senin bu tekrarlarında sen orayı görmüyorsun. Sen çünkü belli bir yerlerdeki sürelere, belli bir işte kalemle çizdiğin yerlere vurgulayıp geçiyorsun. Soruya bir bakıyorsun farklı bir bakış açısıyla çözmüş.
Orada soru çözmenin ne kadar önemli bir şey olduğunu görüyorsun. Ve Tabii ki. şu da çok kıymetli bir bilgi. Öğrenci tekrarını şöyle yapmasını ben tavsiye ediyorum. Anayasayı bitirdin. Güzel bir tekrar yaptın. Bir tur daha döndün tekrara. Senin dediğin gibi frustrasyon olaylarını hallediyorsun. Burada öğrenci şunu yapmalı bence. Soruyu çözsün. 100 tane soru mu çözdü anayasadan? İdareden, İYÜK'tan, iş hukukundan, CMK'dan, ceza genelden fark etmez. Çözdükten sonra kaç yanlış çıktı abi burada? Diyelim ki 10 tane yanlış çıktı. 10 tane yanlış nereden geldi? Yasamadan. Nereden geldi? Yargıdan. Aç orayı tekrar et. Tabii ki. Ben bir de şöyle bir tek soru çözmekten sonra şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela şu anayasa hukuku notlarım benim. Bunu bilgisayardan yazdım ki benim yazım biraz kötüdür. Şöyle yaptım hocam mesela ben. Soru çözüyoruz ya soru bankasında. Yanlış yaptığım sorunun cevabını buralara yazdım. Soruyu yazmadım. Bak buradan okuyun bir tane isterseniz. Yazmışım ki hangisini okusam? Kısa olan bir şey okuyayım. Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarmak yürütme açısından hem görev hem de yetkidir demiş. Soru falan yazmadım. Altına başka bir yere geçmişim. İşte genel ahlak ve genel sağlık nedeniyle yerleşme hürriyeti sınırlanamaz. Demek ki soruda yanlış yapmışım o zaman. Hemen soru falan yazmamıştım. Başlarına nokta 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 koyarak böyle yazdım. Ben bunu sınava kadar sürekli tekrar ettim de sınavdan bir gün önce mesela akşam oteldeyken Ankara'da giriyorduk o zaman sınava. Oteldeyken sadece bunu okudum mesela. Kanun okumadım, şunu okumadım. Çünkü şey yapmak biraz gereksiz. İşte koca anayasa hukuku kitabını alayım. Baştan sona okuyayım. Çizdiğim yerlere bakayım. Gereksiz çünkü zaten çoğu yeri arkadaş biliyordur. Ezberlediği yeri tekrar gözetmesi zaman kaybettirecek ona. Evet. Zaten hani tamam bilmediğin yere denk geleceksin ama birçok yerde bildiğin yer. O yüzden tekrara dönmesi gereken yeri farklı şekillerini işaretliyor. Kafasında farklı mı kodluyor? Benim gibi bir yere yazıyor mu? Bu şekilde tekrar daha iyi diye düşünüyorum hocam. Çok te Eyvallah, teşekkür ederim. Peki, bu kısmı tamamlayalım. Arkadaşlar, yorumları açacağım birazdan. Çok kısa bir sohbet daha edelim. Birkaç şeye daha vurgu yapmak istiyoruz. Aklımda var. Faydalı olacaktır. Değerli vaktinizi alıyoruz ama faydalı olacağını düşünüyoruz. Osman'a da rica ettim bu konuda. O da kırmadı, sağ olsun, beni misafirimiz oldu. Anayasa, idare ve idari yargılama hukukunda çok rahatlıkla bizim notlar ve videolar yeterlidir. Bunun üzerine çıkmış sorular ve bol soru çözerseniz başka bir kaynağa da ihtiyaç yoktur. Desem yanlış konuşmuş olur muyum Osman? Sen bu yollardan geçmiş olarak. Yok yok olmaz. Yanlış olmaz. Bir videonun avantajı ne onu söyleyeyim bu arada. Videoda hızlı gidiyorsun. Bunu videonun başında da söyledik. Hızlı ilerliyorsun. Dün siz telefonla aradığınızda da tebrik için aradığınızda da size söyledim ya. Notların iyi yanı şu. Örneğin Danıştay Kanunu'nu ben okumadım sınava girmeden. Çünkü sizin notlar vardı. Ben dedim zaten Murat Hoca okumuştur. Önemli yerleri oraya yazmıştır. Benim yerime Murat Hoca okudu zaten bunları. Orada yazıyordu zaten. Bayağı bir detaydı o notlar. Evet. Danıştay Kanunu var. Okuması uzun sürecek. Hiç okumadım. Sayıştay kanunlarına girmedim. Hiç o kadar zaman kaybetmedim. Ama notlarda yazıyordu. Ve notlarda çoğu kitapta yer almayan bilgiler vardı. Şimdi bazen kitaplar da şey oluyor. Aslında boyumuzu aşan laflar etmeyelim de soru tutturmak için yazılmış kitaplar var ne yazık ki. Hani her bir bilgiyi dolduralım da ÖSYM tenhadan bir soru yazarsa İyi, hadi biz şeyler yakaladık. soru tutturduk diye. Yani öyle yapanlar ne yazık ki var ama bizi yoruyor. Arkadaşları yoruyor. Evet. Özellikle. Ama notta iyiydi. Bana çok faydası oldu. İşte yani faydası olduğunu sınavdaki netlerde gördüm açıkçası. Ben sınavdan bir gün sonra sorular açıklanınca hemen yazdım zaten size. Evet. Anayasa Paylaştık. veya diğerleri. Notlar yeterli, videolar yeterli.
Önemli olan işte not almak sadece. Hani video izledikten sonra da arkadaşlara şunu söyledim. Hani tekrar için açıkçası temel oturduysa videoya dönmenize bile gerek yok. Notun üzerinde kendi notunuzu alın. Açıkçası yeter yani. Tamam, konu oturuyor. Cezayı nasıl yaptın? Ceza genel, CMK, iş hukuku. İş hukuku en sondu. Yüreğimiz ağzımıza geldi yetişmeyecek diye. İş hukuku çok şöyle oldu. Ben buraya bir girizgah yapayım, sen devam et. İş hukuku son anda geldi. Yani sürpriz paket. Ben bunu şeyde hatırlıyorum. Sen o zamanlar hatırlamazsın da 2005 yılında liseden yıllarıydı benim. 2005 yılının ilk Mat 2 dönemi sınavı bilenler bilir 2006'da geldi. Mat 2 edebiyat ve sınava 3-4 ay kala. Düşün, Mat 2 gibi bir ders, edebiyat gibi bir ders, 2 ikiler, işte fizik 2, kimya 2, biyoloji 2 gibi derse tam sınava böyle 2-3 ay kala geldi. Adli hakimlikte de iş hukuku böyle oldu. Sonra biz dedik ki arkadaşlara 5 soru çıkıyor biliyorsun. Dedik ki arkadaşlara yani yapmak için yapmayalım ama güzel bir şey de yaparsak arkadaşlar için çok güzel olur. Ve kapandım. Baştan sona iş hukuku hazırladım ve videosunu da çektim. İzledin mi? İzledim. Bilmiyorum. İzledim. Benim sizin paketlerin tamamını izledim. Hepsini izledim. Bir CMK izlemedi. O da yeni geldi zaten. İlk defa sınava girecek arkadaşlar için geldi. Bize yetişmedi CMK. Anladım. İş hukukunda kaç yaptın? Bu fulldü. Full. Çok tamam. Güzel. Tamam, o zaman ben yorumları yavaş yavaş açayım. Sonra yorumlar üzerine konuşalım. Benim kafamda birkaç soru daha var. Yeni başlayacak arkadaşlar için idare hakimlik, adli hakimlik süreci yetişir mi sence sağlam bir çalışmayla? Yetişir. Niye yetişmesin? Özellikle temeli olan arkadaşlara çok çok rahat. Yani özellikle mesela geçen yıl girmiş, bu yıl mülakatta elenmiş. Kazanıp elenenler var ya. Evet. Yani iki gün önce. O arkadaşlara ben biraz da üzülüyorum onlara. Çok acı bir durum. Hani evet. Biz sevildik ama onlar üzüldüler. Evet, nasıl maalesef. Kısmet işleri bunlar. Hiç sorun etmesin. Rahat yetişecek. Kendimden biliyorum. Mesela ben geçen hafta sonuçlar açıklanmadan dedi ki olur da elenirse de ders çalışmadım ama evin içinde gezerken anayasa okuyordum böyle. Hani anayasayı baştan sona bitirmem 2,5 saat sürdü. Kitap almadım elime. Normal anayasa okudum. Çünkü biliyoruz zaten. Hani temel var. Evet. Uyuyan bilgiyi uyandırıyoruz. O yüzden geçen yıl sınavı kazanan veya kıl payı kaybeden arkadaşlar için 2 ay çok fazlasıyla yeter. Rahat yetecek yani. Rahat olsunlar. Diğerler için de eğer temel varsa, fakülte temeli olabilir, İBF olanlar var. Onların temelleri de yeter. Yani çünkü kanun okuma sınavı aslında bu bir. Yani evet evet. Kesinlikle. Rahat yeteceğin yeter yani. 2 ay var. Ki zaten başlayan arkadaşlar da vardır. Mesela şu da var hocam. Yorum açmadan şunu da söyleyeyim size. Bu sınav, bilmem siz bana katılır mısınız ama KPSS gibi süre yarıştırma sınavı değil. Örneğin evet. Mesela deneme çözmeye çok bir gerek yok. O yüzden mesela zaman ayırmanıza gerek yok. İşte son 15 günü denemeye bırakmak lazım. Şartlamayın çünkü sınavda süre bakımından herhangi bir sorun yaşanmayacak. O kadar uzun süremiz oluyor ki. Hatta benim yazılı sınavda canım sıkıldı artık. Bitti. Çıkarmıyorlar da dışarı. Evet. Şimdi süre çok erken bitiyor. Bu bilip bilmemekle alakalı değil. İşte geçen yıl biraz önce konuştuk ya. 15 günlük süre var. Bu soruya evet. ÖSYM ortalama 1 dakika 15 saniye ve 1,5 dakika veriyor. Hani evet. bildin bilemedin yok işte. Hani o yüzden arkadaşlara şunu söyleyeyim. Plan yapsınlar. Mesela son sınava gitmeden 2 gün önce iş hukukunu bırakın mesela. Eğer hani yetişmiyorsa konularınız. Tabii erken bitirin ama yetişmiyorsa içiniz rahat olsun. Perşembe günü sabah iş hukuku izlemeye başla. Cuma öğlene kadar bitir. Öğleden sonra tekrarını yap. Sınava hazırsın. O yüzden çok rahat 5'te 5 yapar. Ben bunu temin ediyorum. Rahat yapar. Biz öyle yaptık. Bizim arkadaşlarımız öyle yaptı. Burada şu an izliyor mu bilmiyorum ama
Sizle görüşmeden bir önce de yayına bağlanmadan Yakup Acar diye bir arkadaşım vardı. O da sizin videolarla hazırlanmış. Haberim yoktu benim onun hazırlandığına. Çok yakın bir arkadaşım. O da çok şükür kazandı, mülakatlardan geçti. O da dedi ben de hukuk öğretiden hazırlanmıştım dedi. Hepimiz öyle yaptık. Yani o yüzden Eyvallah. bir plan yaparsınız arkadaşlar. Örneğin idari yargıya mı? Yazın. En fazla 3 gün. Bitti yani 3 günde geçti. Anayasa, idari yargı için belki idariye 5 gün yazabilirsiniz. O biraz detay. Ama geri kalan gibi 3 günlük süreler yeterli olacaktır. Yani erkenden bitirmeye gerek yok. Eğer yeni yeni hazırlanmak isteyen arkadaşlarımız varsa son gün bile çalışabilirsiniz. Böyle KPSS gibi sınavlarda deneme çözmelisiniz, hız kazanmalısınız. Evet. Ama hakimlikte denemeye gerek yok. Deneme yerine soru bankası çöz. Ne gerek var? Yani denemede anayasadan göreceğin 7 soru. O vakti şeye ayır. Soru çözümüne ayır. Soru Gerek çözme yok. daha çeşitli sorular gör. Benim ilk denemem sınavdı hocam. Haberiniz olsun. Ben İlk daha önce deneme deneme sınav. çözmedim. Evet, ben deneme sınavı hiç çözmedim. Oo, bu çok fena bir bilgi. Yetişmiyordu, ne yapayım? Alıp ya bir de bu mantığı o zaman kurmuştum. Diyordum 70 soru var alanda. Ya diyordum bir bu süre bana fazlasıyla yetecek. Benim süre problemim olmayacak sınavda. Yani hakimlik sınavında nasıl süre problemim olacak? Fazlasıyla yetiyor süre. O yüzden dedim denemeyle hani biz üniversiteye hazırlanırken gece gündüz deneme çözüyorduk. Niye? Aslında orası zamanla yarışma sınavı aslında. Evet. Matematik sorusunda sorunun çözümünün yanlış gittiğini yarıda fark edersen kelle gitti. Çünkü sileceksin, baştan yapacaksın, zaman kaybedeceksin ama hakimlikte böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden son güne kadar konu çalışabilirsiniz. Deneme çözmedim diye sıkıntıya girmeyin. Ben de çözmedim, benim arkadaşlarım da çözmedi. Gerek yok. Hani öyle bir gaza gelip de deneme falan alalım, şunu denemek değil mi? Ha, erken bitiriyorsanız tamam, eyvallah. Zamanınız varsa alın ama öyle aşırı da takılmasınlar yani. Günde ortalama tam böyle sistemi oturturduktan sonra böyle işte o dedin ya Ağustos'un başında başladım bir ay gibi sistemi oturtturmak oldu. O bir aydan sonra ortalama günde kaç saat çalıştın? 4-5. 4-5 4-5. saat çalıştın. Peki 4-5 bu saat çalıştım. 4-5 saatin tamamı konu anlatımı mı yoksa konu soru mu? Hocam şu şekil, bu karışık oluyordu. Ben konu çalıştım. Konu bitti. Soru çözdüm. Çıkmış sorular. Ardından bir de özgün soru bankası bitirdim. Yani genelde 4-5 saati dolu dolu geçirmedim. Normalde bu 7-8 saati bulmuştur da net 4-5 saat diyelim. Çünkü bazen sabah otururum. Yani 4-5 saat çalışıyorum ama 12 saat odamdayımdır. Anlatabildim mi burayı? Hani 4-5 saati net. Bu benim sistemimdi. Örneğin ben soru çözeceğime kafamı yani yorgun olduğum zamanı soruya ayırırdım. Kafam sabahın erken saatlerini dinç olduğum zamanı konuya ayırırdım. Yorgun Sabah olduğum zaman kalkışlar. da o 05, 06 o şeydi ama sizin başlattığınız o program vardı ya. Hani 40 sabah geçen sene erken 40 kalk. sabah erken uyalım mı? 40 sabah erken kalk. 40 sabah erken uyan, 40 sabah erken kalk. Evet, erken Evet o kalktı. vardı. O işte o zamanlar gündüz de sıcak oluyor tabii. Ağustos veya Eylül çok sıcaktı. Dedim ki Murat Hoca doğru söylüyor. Aslında Murat Hoca şöyle demek istiyor. Sabah erken kalk, akşama kadar çalış demek istiyor ama ben de dedim sabah erken kalkayım. Öğlenin sıcağında uyurum geri. Güzel, Sabah güzel. erken kalktık. Aslında bunu hatırlatman iyi oldu. Arkadaşlar buradan şunu söyleyeyim. Kaymakamlık sınavına kadar ve kaymakamlık sınavından sonra hakimlik sınavına kadar bir 60 gün diyelim. 60 gün her sabah erken kalk projesi yapalım. Uyanma saati 5 veya 6 yapalım. Her uyandığımda post paylaşayım. Siz de oraya ben uyandım hocam şu ders çalışacağım gibi yorumlarla katılın. En azından birbirimizi tetiklemiş oluruz. Böyle bir şey yapalım. Sen Ben de katılmıştın değil mi? katıldım. Ben katıldım da ben yine katılırım. Sabahlar makale falan okumayı düşünüyorum zaten. Yine katılırım. Süper. Peki, bir şey diyeceğim. Hep ders olmasın. Bir de sosyal hayat da önemli. Sen bu süreçte ne bileyim sinema,
Televizyon, diziler. Bunlarla aran nasıldı? Arkadaşlarla Hiç görüşme, akraba kopmadım. ziyaret. Hiç kopmadım. Mesela sınava çalıştığım dönemde isim vereyim mi vereyim. Kurtlar Vadisi'ne başlamıştım mesela birinci bölüm ilk sezon. Pusu değil öbürüne. İzliyordum yani televizyonda izliyordum. Babamla maçta izliyordum. Hani ben çok strese girmedim ya. Hani öyle zihnimi berrak tutmaya çalıştım. Öyle Ya diyebilirim. bu Arkadaşlarımla da rahatlık aslında. gezdim. Ben zaten hocam bu biraz daha aslında burada bizi dinleyen arkadaşlar da var. Bu şöyle söyleyeyim. Ben sınava girdiğimde yazılı sınavı arkadaş çevreme diyordum. Acaba onlar şu an izliyor mu? Diyordum arkadaşlar ben bu sınavı geçemem. Yazılı sınavı. Niye geçemem diyordum. Çok rahatım. Hani millet triplere girmiş, affedersiniz. Gece uyuyamıyor, sabah kalkamıyor. Çok garipler. Bense belki de hani biraz erken hazırlanma olabilir. Fakülte temeli olabilir. Veya işte notlarla bilgi sağlamdı, kendine güven miydi acaba bilmiyorum. Ama fazla rahattım böyle. Hiç öyle şey girmedim. Acaba ne olacak? Yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Şey olmadı. Çok rahattım. Ses geliyor mu size? Bir problem Geliyor. mi var? Yok, sıkıntı yok. Tamam. Sesin çok Tamam. net Hani geliyor. öyleydi. Babam esnaftı benim. Mesela her gün 1-2 saat yanına giderdim. Çalışmıyordum babamla birlikte dükkanda ama ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye oraya giderdim. Televizyon Ben izlerdim yani. öğrenci arkadaşlarımıza daha birebir görüştüğüm öğrenciye de bunu söylüyorum. Mesela bu da güzel bir yöntemdir. Sabahları 5'te mi kalktın? İşte 2 saat ders çalış. 7.30 gibi örnek veriyorum. Hafif bir yürüyüşe çık. Tekrarını yap o yürüyüşte. Ses kayıt da dinleyebilirsin. Akşam mesela akşam serinliğinde tekrar için yürüyüşü tavsiye ederim. Çok hem zihnen açılıyorsun, rahatlıyorsun. Bir de o evin ortamından kurtulmak, deşarj olmak, tekrar gelip masaya oturmak müthiş verimliliği de arttırıyor. Tabii ki bir de şu da var. Belki arkadaşlar diyecek. Hakim adayı oldun. Sana söylemesi kolay diyecekler belki ama şunu söyleyeyim ondan sonra yorumlar açın isterseniz. Odaklanın. Yani şunu söyleyeyim. Eğer ki hakimlik istiyorsanız kaymakamlık sınavını boş ver. Hani veya KPSS A grubu boş ver. Hakimlik istiyorsan hakimliğe odaklan. Geçen sene bir arkadaşım vardı. İzliyordu muhakkak şu an yayını. Bir de, geçen yıl da kaymakamlık sınavı vardı. Herhalde Kasım'ın 3'ü müydü, 4'ü müydü? O ara biz 10'uydu herhalde yanlış hatırlamıyorum. 9-10 Kasım'daydı, Kasım haklısın da arası. ben de tarihini Evet. hatırlamıyorum. Evet, orada arkadaşım dedi ki o da benimle hakimliğe hazırlanıyordu. Kaymakamlık sınavına gireceğim dedi. Dedim bak etme, yapma, girme. Niye? Odak noktamız dağılıyor. Biz hakim olmak istiyoruz. O da ben de. Hani biz odaklandık. Ben girmedim mesela kaymakamlık sınavına. Çünkü kafaya koydum. Yani diyordum biz hakim olmak istiyoruz. Hani burada Dağılıyorsun, değil mi? bazı arkadaşlar var. Niye? Bugün kaymakamlık sınavı ne zaman hocam? Kaymak 18 Ekim 18 Ekim sınava kalmış 25 gün. Şimdi gibi. hakimlik isteyen arkadaşlar kendimi deneyim diye kaymakamlık sınavına girdiğinde kuvvetle muhtemel sınav kötü geçecek. Çünkü tam hazırlanmamıştım. Çünkü daha öbür sınava bir ay var. Sen bir ayda en az 7-8 kitap bitireceksin. Ben bunu Türkiye ekonomisi hakimliğe hazırlanıp da şey için diyorum. Tabii. kaymakamlık Şu, konu benim kapsamında dersler de var. Onlara da bölüneceksin. tabii ki bu arkadaşımız girdi kaymakama. Dedim ki girme. Ya ben öylesine giriyorum dedi. Gitti girdi. 2-3 günü gitti. Yok, Ankara'ya gitti. Bir gün önce gidiyorum. Bir gün sonra geliyorum. O günler tabii ders çalışamıyorsun. Sonra tabii bir de sonuçlar açıklandı. Düşük aldı. Normal düşük alması. Düşük aldığı günde hakimlikte mi böyle olacak? Ya hakimliği de yapamazsak? Kaymakamlığı yapamadık. Hadi hakimlik de olmazsa? Bu gibi düşüncelere çok kapılıyorlar. O yüzden zihni berrak tutmak açısından odaklanmak daha doğru. Hani Evet. elbette rızkı veren Allah'tır. Kapının nereden açılacağı belli olmaz. Arkadaşlar da haklı. Hani nerede bir sınav ilanı gelirse girmeye çalışıyorlar. Ama diğerlerinden farklı olmak istiyorsak odaklanmak daha önemli. Boş ver. Hakimlik istiyorsan sadece onu iste. Örnek veriyorum. Arada 4-5 ay olsa ortak Tabii derslere o zaman çalışırsın. neyse.
Girersin ama arada bir ay var, 1,5 ay var. Sen bölüneceksin kaymakamlıkta. Mesela Tabii ki, tabii ki. hakimliğe hazırlanıyor, Sayıştay düşünüyor. Sayıştay'la da bölüneceksin. İster istemez ayrı Tabii ki. dersler mutlaka var. Tabii Otomatikmen ki var. ne olacak? Bir koltuk altında iki karpuz taşımaya çalışırken iki karpuzu da kıracaksın maalesef. İşte ben şey de yapmamıştım, böyle avukatlık stajımı da yapmamıştım. Çünkü istemiyordum. İstemiyordum avukat olmak mesela. Ben kafaya koydum, dedim ben hakim olmak istiyorum. Olmazsa dedim babamla ayakkabıcılık da yaparım. Ama hani hukuk mezunu oldum diye ben hakim olacağım ya da araştırma görevlisi olacağım. İşte istemiyordum. Mesela staj yapıp da dikkatimi dağıtmadım. Şimdi ister istemez yoruyor. Git imza at, gel. Bize göre. Güzel de olmuş. Güzel bir karar vermişsin. Darısı bizi izleyen diğer arkadaşlar, diğer Herkes, herkesin başına. Allah nasip etsin. inşallah. Yorumları açıyorum. Netlerin kaçtı? Kaç netti? Netin vardı puan olarak. Alandan 60 doğrum vardı. Genel kültür, genel yetenekten de 19 doğrum vardı. Genel kültür, Çok. genel yeteneğim iyi değildi. Alanım beklediğimin üstündeydi. İyiydi yani, alan 70'te 60 iyiydi. Ben sana yavaş yavaş okuyayım. Hocam okuyun. Ortalama kaç ay çalıştın diyor. 3 ay fazlasıyla yeter. Ben bunu 5 aya yaydım ama arkadaş başlangıç kısmını dinlememiş olabilir programın. Dördüncü sınıfta Biri güvenim başlamak diyor. kendime gelmedi. Ne diyor? Dördüncü sınıfta başlamak erken olur mu? Yani şimdi bir de pandemi sürecindeyiz ya hocam. Üniversitede olsa derdim ki arkadaşım fazla zorlama kendini. Üniversite son yıl, gez eylem de evdesin şimdi. Erken olmaz. Niye erken olsun? Bomba gibi hazır olursun. Hani çok net hazır olursun. Pandeminin faydaları da var. Şu şekil olabilir. Arkadaşımız da dördüncü sınıfa şunu söyleyeyim. Anayasa, idari yargı diye gitme de CMK icrayı çalışırsan hakimlik formatında hem senin dördüncü sınıfta bu dersleri rahat AA düşürürsün, hem de altıncı ayda mezun olduğunda en zor derslerden biri olan CMK cepte. İcra İcra. zordur cepte. Kıymetli evran zor bir dersti. Ticaretten altı soru geliyor. Dört tane ticaret, ikisi kıymetli evrak. Kıymetli evrak cepte, hemen ticareti bitirirsin. Miras hukuku var. Medeniyi yarılamış oluyorsun. O yüzden baştaki derslere fazla zorlama da fakültedeki derslerine çalışırken aynı zamanda da işte Murat Hoca'dan CMK'yı dinle, notlarını al. Bu şekil gidersen hem derslerin AA olur, sen mutlu olursun, hem bir bakmışsın ki 6. ayda konuların %30'u tamam, diğer arkadaşların yeni hazırlanmaya başlıyorken sen bir de bakmışsın ki %30, %40'lara gelmişsin. Hatta Diyorsun. 3. sınıfın medeni usulünü, 3. sınıf 1. dönem ve 2. dönem medeni usul 1, 2'yi de o 3. sınıfın yazında tekrar ederse daha da tadına doyum olmaz. Tabii ki. Yani en kötü al eline kanun oku yani. Neymiş, ne değilmiş. Böyle ders çalışma formatında olmazsa da benim hep elimin altında şurada durur mesela. Bir medeni kanun. Bunu ta 2015 basın. Bir de ceza kanunu. Fakülteyle işim gücüm bitti ama bunlarla bitmedi işte. Ne zaman masaya otursam falan bir açar bakarım ne yazıyormuş burada diye. Böyle de yapabilirler. Peki bu şeyi çok soruyorlar. Okuyorum ben. Arkadaşlar diyor ki bu süreçten sonra nasıl olacak? Şu an sen staja başlayacaksın. Şu anda mülakat normalde 2 sene ama son yıllarda HSK kararnameyle 1 yıl uyguluyor stajı. Büyük bir ihtimal bizde de 1 yıl olur diye düşünüyorum. Biraz açık var hakim savcılıkta. Evet. 40 yakın zamanda bir tebliğ gelir. Stajyerlerimizi seçeriz. 45 gün bir genel staj yapacağız. Adalet Akademisi'nde eğitim göreceğiz. Biraz daha staj yapıp inşallah mesleğe başlayacağız. Okey, inşallah. Arkadaşlar yayını kaydedeceğim ve YouTube'a da yayını yükleyeceğim.
Osman hocamızın izniyle YouTube'da da kalıcı olacak. Birçok arkadaş da hakimlik sınavı araştırması yaparken bu videoda nasıl çalışılır diye düşünürken bu videodan çok rahatlıkla faydalanacaktır. Evet, sorularınıza geldikçe okuyorum arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey varsa yazın. Bekarsın değil mi Osman? Bekarım hocam. Daha yeni mezunum Şimdi 24 yaşında hocam bekar mı diye sorulur mu diye sormayın arkadaşlar. Ben 24 yaşında evliydim. Tam o yüzden soruyorum. zaten. Şimdi şu da çok şey sıkıntı. Bizim annelerimiz var, babalarımız var. İki çocuk var, üç çocuk var. Hukuk fakültesini yeni bitirmiş. Hakimlik planları yapıyor. Çalışıyorlar, sağlam çalışanlar var. Onlarda başarı daha yüksek. Çünkü şöyle diyeyim. Onun bir ders çalışmaya ayıracak 8 saat, 9 saati yok. Mesela Osman sen dedin ya ben 12 saatte aynı ortamdaydım ama 5-6 saat gibi bir rakam çalışıyordum hocam. Tabii. Onların 12 saat gibi bir ortamda kalma durumu yok. Hele annenin hiç yok. Babanın Tabii. çalışıp eve ekmek de getirmesi lazım. Hiç yok. Onlar fırsat bulduğunda onlarda başarı daha yüksek. Alınmaca yok Osman. Şundan dolayı Tabii ki. onlar bulduğu bir saatteki çalışma performansı senin 3 saatine bedel. Çok daha verimli çalışıyorlar. Ben bunu gördüm. Verimli Onlara çalışıyorlar. Bir de şu var hocam. Bu iki yönlü aslında. Bir, sizin bahsettiğiniz kesim büyük bir ihtimal memur. Polis olup evet. da hakimliğe hazırlanan var. Bir, hakimlik olmasa da aylık yani evde çoluğa çocuğa eşe Evet. getirecek param var. Ama bugün burada bizimle birlikte işte yayını 450 kişi izliyor. Arkadaşlarım büyük bir çoğunluğunun diyelim. Sınavdan sonra eğer kazanamazsa acaba ben ne yaparım kaygısı var. Bu kaygı insanı hani verimliliğimizi azaltıyor. Onlarda böyle bir stres yok. Ama şöyle bir şey var. Akşama da çalışmış. Biraz daha eve gelip de işte kendinden zaman alıp 2 saat çalıştığı zaman hani şu bambaşka bir motivasyon oluyor. Biraz daha yaşta ilerlediği için aslında oturması da farklı oluyor onlarda. Evet. Bu fakültede olanlar da vardı. Bilirsiniz 30-35 yaşlarında işte bizim ara sıra not falan verdiğimiz büyüklerimiz, hocalarımız, abilerimiz vardı. Memur olup da öğretmen olmuş, hukuk okuyordu. Muhakeme yeteneği benden daha iyiydi. Evet. Olayın içinde. Öyleydi yani. Evet, olayın içinde muhakeme yetenekleri farklı. Yorum güçleri çok kuvvetli. Haklısın. Artılar da var, eksiler de var. Ama hedefine odaklandığında sağlam ben bu işi Bir yapacağım dediğinde yola çıktığında kaynakta buluyorsun. Mesela bizimle tanışman YouTube'da olmuş. YouTube'dan videolarda buluyorsun. Çıkmış sorularda buluyorsun. Yanlış yapa yapa doğru yapmayı da öğreniyorsun. Hedefine kilitlendiğinde arkadaşlar çok rahatlıkla yapılabilecek bir sınav. Yazılıyı çok rahatlıkla geçebileceğiniz bir sınav. Sizden tek ricam, tek ricam şu sabah uyanma işini halledin. Bilmiyorum Osman benimle aynı fikirde misin de. Sosyal hayattan tabii. kopma. Problem değil. Sosyal hayattan kopma. Arkadaşlarınla gez tadında. Bir dizi izle tadında. Türkiye'deki yayınlanan tüm dizileri takip etme. Ama bir tane kafa dağıtmak için izle. Ailene vakit ayır. Yürüyüşünü, halı saha maçını yap. Ama odaklanmandan da bir şey kaybetme. Bir şey sorusu çok geldi de hocam geçiyor da hangi soru bankasını çalıştım falan diye soruyordu arkadaşlar. Burada şey yayın evi ismi vermeye gerek yok arkadaşlar. Yani çözün de ne çözüyorsanız çözün. Yani piyasada şu an benim aklıma gelmiyor ama kaç tane yayın evi var? Yeter ki çözün. Hiç önemli değil ne çözdüğünüz. Hani baştan sona çözün. Çözemediğiniz yerlere bakın. O yüzden burada bir kaynak ismi vermeye gerek yok. Rahat olun. İstediğiniz kaynağı alın ama çözün. Peki, İBF arkadaşlar, İBF'li olan arkadaşlardan çok soru geliyor. İBF'liler idari yargı hakimliğine girebiliyor. Adli hakimliğe giremiyor. İdari yargıya hazırlanan arkadaşlar, mesela KPSS grubundan yeni çıktı arkadaşlar. Bunlar sağlam bir çalışmayla idari yargıyı halledebilir mi? Halledebilir. Onların zaten idari yargı temeli var.
Fakültede Vergisi gördüler var. bu dersleri. Tabii. Vergisi bizden daha iyi. İşte benim vergi sıfır. Hiç yok. Bilmiyorum ki vergiyi. Zamanında fakültede aldık. Geçtim. O yüzden İBF'liler rahat halledebilirler. Yani bir sorun olacağını düşünmüyorum. Özellikle videolar, notlar tekrar hallolur. Hallolmayacak bir şey değil. Hani İBF olması onların dezavantajı değil. Ne yazık ki orada bir kota meselesi var. Onun dışında hiçbir sorunlar yok yani. O yüzden ve şu da var. Arkadaşlar araştırırsam 300 kişi çağrılıyor ya mülakata. Bunun hukukçulardan daha fazla kazanan İBF'liler. Bu arada böyle bir şey var. Evet. İBF'liler çok fazla kazanıyorlar yani. Hukuk fakültesi mezunu olan arkadaşlar bana alınmasın ama İBF'liler çok sağlam hazırlanıyor. Çok sağlam. Çok sağlam. Benim o grupları derslerim de oluyor. Çok sağlamlar. Yani adamlar öyle bir şey ki hocam bizde tek mermi var diyor. O mermiyle 12'yi vurmamız lazım diyor. Çok sağlam Tabii. hazırlanıyorlar. Ya Mesela çünkü hukuk fakültesi mezunu arkadaş diyor ki kazanamazsam avukatlık var. avukat. Stajı Tabii başlatırım. ki. Eğer stajı başlatmış hakimliği de deneyim diyor. Bölünmüş, kafa bölünmüş. Ama idari hakimliği İBF mezunu hazırlanan arkadaş uluslararası şirket mezunu, kamu yönetim mezunu, işletme mezunu adam odaklanmış. Avukatlık gibi bir şey cepte yok. Ben bu sınavı her türlü yapmam lazım diyor. Olabilir. Burada şu şeyi de bir cevap vereyim de arkadaşlar ısrarla soruyor bu mülakatta ne sordular diyor. Arkadaşlar mülakatta 3 soru sordular bana. Kamulaştırma nedir diye sordular. Tanımladım. Ben sordum onlara aşamalarını anlatayım mı dedim. Anlatma dedi. İkinci aşama olarak hangi dava açılır dedi. Bedel teslim, tescil davası dedim. Bir de kamulaştırmada depo kararı diye bir şey duydun mu diye. 3 soru yönelttiler. Sadece 3 soru sordu arkadaşlar. Ortalama 2 dakika sürüyor. Burada sürekli arkadaşlar soruyor. Hani kaçmış gibi olmayalım. Sanki mülakat öyle gizemli bir yer değil. Yok. Sordukları soru kamulaştırma nedir diye sordular. Bununla bağlantılı 3 soru sordular ve bu yıl genelinde de diğer giren arkadaşlarımıza da istişare ettiğimizde genellikle bağlantılı sorular soruyorlar. Yani sana kamulaştırma nedir dedikten sonra örneğin hadi nüfus davalarını anlat demiyor. İşte nüfus davasını soruyorsa bu davayı kim açabilir? 3-4 soru birbiriyle bağlantılı şeklinde geliyor hocam. Bunu da arkadaşlara söyleyelim. Bir de şeyi sormuşlar. Tarihi nasıl hallettin diye. Halletmedim, halledemedim. O yüzden benim bu genel kültür, genel yetenek yanlış hatırlamıyorsam 19'da ama neredeydi o? Yanlış hatırlamıyorsam vatandaşlık fulldü. Türkçeden yok, Türkçem de fulldü. Matematikten iki yanlışım vardı. Tarihten sadece 5 doğrum vardı arkadaşlar. Tarihi çok çalışamadım. Ha. Ya Yani stratejik hallettim yani. ilerlemek Tabii ki şu an sınavda çıkıyor. tabii ki KPSS'ye girmişlerse ya da arkadaşlar onlar benden çok çok öndedir. Tarih çalışmışlardır. Mesela tarihi küçümsemeyelim çünkü 12 soru geliyor anayasaya eş değer oluyor fullersen mesela. Evet. Bakıyorum. Hukuk kazanan yeni arkadaş, yeni hukuk kazandım diyor. Bana neler tavsiye edersiniz? Öncelikle geçmiş olsun veya hayırlı olsun. Geçmiş olsun dememin sebebi de korona var. Okula gidemiyorsunuz. Tavsiyem belki şu olabilir. Benim sınavla hazırlık sürecim diğer arkadaşlardan biraz daha rahat geçmiş olabilir belli başlı derslerde. Bunun sebebi de temelim çok sağlamdı. Birinci ve ikinci sınıf özellikle. 3-4 o kadar değil. 1 ve 2 de özellikle İstanbul'da temelim çok sağlamdı. Bu temeli de okulun payı var elbette ki ama benim bireysel çalışmalarım çok fazlaydı. Yani gider boş zamanımda Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin burada oradan arkadaşlarım var mı veya şu an okuyan var mı bilmiyorum. Çok şirin bir Yazanlar kütüphanesi vardı. Oldu mu? Yeni kütüphane değil. Büyük dev bir kütüphane yapmışlar. Orası değil. Bir milli kütüphane var. Gider orada. Ben bir de okulun yurdundaydım.
Yargıtay kararı okurdum. Fakültedeki dersime hiç faydası yoktu bunun. Ama seviyordum böyle. Kendimi önemli hissediyordum böyle Yargıtay kararı okursam. Koskoca hukukçu oldum ya, birinci sınıftayım. O arkadaşımıza da yeni kazandın, hayırlı uğurlu olsun. Bol bol oku yani. Alanın dışına çıkma. Oku. Ne buluyorsan oku. Ben de şöyle bir katkıda bulunacağım. Birinci hukuk fakültesinde arkadaşlar, birinci sınıf ve ikinci sınıf hukukun temellerini oluşturur. Anayasayı orada görürsün. İdare hukukunu orada görürsün. Ceza geneli orada görürsün. Medeniyi orada görürsün. Borçları orada görürsün. 1 ile 2 de temel sağlam olur. 2'den sonra 3'e geçtiğinde artık şu okul bitsin. Hakimlikse hakimlik. Akademik düşünce varsa akademik kariyer. Avukatlık düşünüyorsan avukatlık. Artık 3 ve 4'te arkadaşlar okulu bitirmeye odaklanırsınız. Pek de dersleri böyle ayrıntılı aman aman şunu halledin bunu halledin değil de geçmeye odaklanırsınız. Size tavsiyem, 3'te 4'te tabii salma dönemleri de başlıyor. Artık yani ben avukatım modunda geziyorlar. Değil mi Osman? Orada bir yazı okudum. Orada bir arkadaş diyor ki diksiyon dersi de al falan demiş de zaman kalırsa alırım inşallah. Yani ya ona şöyle gözüm şu an ona takıldı da neyse yani şey kusura bakma yani eğer düzgün konuşamadıysak yani neyse bunu söylemek istedim. O arkadaştan özür dilerim bu arada. Hani diksiyon dersi de al bende demiş. Fikirleriniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Eyvallah. Yani ben de almayı düşünürüm. Sen de almayı düşün. Yazan da almayı düşünsün. Diksiyon dersi herkes alabilir. Hiçbir problemimiz yok. Gelişmişlik üzerine bana bir harf katacaksa ben o dersi alırım. Tabii ki. Eyvallah. Şeyden 1 ve 2'yi çok iyi çalış deriz. Bizden de anayasayla başla derim. 1. sınıfta çok güzel temel oluşur. Takılmayın hocam yazmış. Aynen öyle takılmayın. Bence yoksa takılmadım zaten ama hani ne konuşuyoruz? Sorduğun soru ne? Bilmiyorum hani o arkadaş da hakimliğe mi hazırlanıyor bilmiyorum ama peki. Hiç kötü yorumlara dikkate alma. Çok güzel bize faydalı bilgiler verdin. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Yok, sence kaçta medeni usul diye soran çok olmuş hocam. Buyur. Medeni usulü biz bazen konuşurken ses geliyor mu? Geliyor, sıkıntı yok. Çünkü kulaklığımın birinin şarjı bitti. Medeni usul diyorlar. Arkadaşlar medeni usul için bol bol kanun yeterli. Bol bol kanun. Çünkü bu medeni usul velhasıl kanundan ibaret. Yani alacağınız konu anlatım kitapları da kanunun derlemesi. Hani kanun aynen okuyun. Hani bol aynen bol kanun okuyun. Yeterli kanundan. Medeni hukuk mu demiştik ya? Kanun fazlasıyla yeterli. Tabii yeterli. Tek başına yetebilir bile kanun. Özellikle zaten son zamanda yeni değişiklikler oldu. Güncel soru gelebilir. Kanun okuyun. Yeter. İnşallah. Eyvallah. Sence kaç dakikadır yayındayız? Bir saat oldu mu? 1 saat 15 dakika. Oldu mu o kadar ya? Ya onda onu 2-3 geçe falan başladık. 1 saat 15 dakika olmuş. Ama arkadaşlar ilgi gösterdi. İzlenme sayısı düşmedi. Düşmedi. Evet. 500'ün üstüne birkaç defa çıktık. Ama genel olarak 400'ün altına yeni indik. Çok güzel bir rakam. Arkadaşlar dediğin gibi çok ilgi gösterdiler. Bence çok faydalı bir yayın oldu. Bu şeyden bahsedin isterseniz de hocam. O KPSS kitabı yeterli mi diye yeterli olur. Yani niye olmasın? Kitaptan kaynağa gerek yok. Ne kitap varsa çalışabilirsiniz. Arkadaşlar şeye takılmış hocam. O sizin alanınız. Sabah 5'te kalkmaya ne zaman başlıyoruz diyenler var. Siz kaçırdınız orada. Onu arkadaşlara bir kararlaştırın isterseniz. Arkadaşlar planım bugünden itibaren yarın cuma. Cuma gününden itibaren kaçta yatarsan yat. Benim tavsiyem onu geçirme. Bazı arkadaşlar biz 2'ye kadar ders çalışalım. Sabah gidiyor. O sabahın o berrak havasını, tertemiz zihni kullan. En iyi ezberler sabah yapılıyor. Her sabah 5'te
erken kalk hashtag ile paylaşım yapacağım. Siz de altına yorumlar yaparak katılırsınız. Birlikte hakimlik sınavına kadar her sabah 5'te kalkacağız. Sen 6'da da kalkabilirsin. 7'de kalkabilirsin. Ama 7'yi geçirmemeye bak. Tamam? O geçen yıl siz bunu yaptığınızda bana şöyle bir motive olmuştu o. Mesela bazı günler 5 yerine ya da 6 yerine 7'de uyandıysan ve siz sabah 5'te kalkan birinin postunu hikayeyi eklemişseniz diyordum beni geçecek bak bu kişi. Ben uyurken çalışıyormuş adamın biri diye. Çünkü bu öyle veya böyle bir sıralama yarışı. Bu yıl yine 1000 kişi alacaklar herhalde. İlk 3000 içerisinde olmanız gerekiyor. Bunun için senin uyuduğun zaman bak bir başkası çalışıyormuş orada. Bu şekilde hı hı. Sabah erken kalk projesi bir motive edici oluyordu. Çünkü bakıyordum Murat Hoca paylaşmış orada bir yerde. O zaman diyordum bak benim önüme geçebilirler bunlar. Bir daha yapmayalım. Bireye gelmeyelim de. Mesela sabah 9'da kalktı diyelim bir öğrenci. 5'te kalkandan 4 saat geride. Çok geride. Bir çok 4 saat çok büyük bir rakam. Eskiler derdi ya üstüne güneş doğmayacak diye. Üstüne evet. Güneş doğarsa güneşin altında kalırsın. Yani güneş gün doğmadan daha erken. Güneşten erken kalkmak lazım biraz. Çok faydalı oluyor. Yani tabii zor bir şey. Kimseyi mutlu etme sabahın 5'inde kalkmak. Ama başka türlü olmuyor arkadaşlar. Hani bu şeyde de aynısıydı. Fakültede hukuk derslerine çalışırken de aynısıydı. Mecbur çok kalktık yani. Ben hiç sabahlara kadar ders çalıştığım günleri hatırlamam. Bir kere bile sabahlamadım. Ama sabahın 5'inde 6'sında çok uyandım mesela. Uykumu alırdım. Ama gece 12 mi 11'de de mi ben dizi film izlemeye gider yani. O zaman arkadaşlar çok bence çok faydalı bir yayın olduğunu düşünüyorum. Bu yayını kaydedeceğim ve YouTube'da da paylaşılacak. YouTube Hukuk Öğretir kanalında da paylaşılacak. Toparlamak gerekirse arkadaşlar son sözünü Osman'da alacağım. O son sözü sormadan önce ben son sözümü söyleyeyim. Arkadaşlar güzel bol tekrarlar yapacaksınız. Bol tekrarlar yaparken bol soru çözeceksiniz. Soru çözerken takıldığınız yerlerin konu tekrarını yapacaksınız. Deneme çözmeye Osman hiç çözmemiş. Gerek de yoktur. İlk denemesi sınavı olmuş zaten. Ben de aynı fikirdeyim. Ama deneme illa ben çözeceğim diyen arkadaşlara da problem yok. Çözebilir. Anayasa, idare hukuku, anayasadan 7 soru geliyor. İdare hukukundan 7 soru geliyor. İdari yargıdan 7 soru geliyor. Bu ortak alan 21 soru. Çok rahatlıkla bizimle 21'de 21 yaparsınız. Yine aynı şekilde ceza genel, ceza muhakemesi 6-6, iş hukukundan 5 soru geliyor. Toplam 17 soru arkadaşlar. Adli hakimlik için söylüyorum. Çok rahatlıkla bizden arkadaşlar 17'de 17 yaparsınız. İş hukuku ve İYUK ve CMK. Bunları arkadaşlar sona bırakarak da bizimle halledebilirsiniz. Son bir haftada İYUK, CMK, iş hukuku halledilir mi? Çok net söylüyorum. Son haftada bile halledilir. Tamam. Bizim notlar ve videolar fazlasıyla yeterli olacaktır arkadaşlar. Eklemek istediğim başka şeyler. Sabah erken kalk olayı çok önemli. Küçük küçük not aldığım şeyler. Sık sık tekrarlar çok önemli. Motive olmak üzerinde konuştuk. Çok önemli arkadaşlar. Benden bu kadar. Şahsım adına bizi vaktinize aldık. Hakkınızı helal edin. Faydalı bir yayın olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de faydalanmışsınızdır. Hukuk Öğretir Instagram sayfasında, YouTube'da, Twitter'da bizleri çok rahatlıkla takip edebilirsiniz. Bu arada Osman çok dua alıyorsun. Yolun açık olsun. Başarılar, hayatta başarılar. Çok mesajlar geliyor. Ben de sana söylüyorum. Yolun açık olsun. Bahtın açık olsun. En yakın zamanda bir yemekte görüşmek üzere. Görüşeceğiz inşallah hocam. Sağ olun. Ben de son sözünü alayım. Son söz olarak şunu söyleyelim. Bir arkadaş ısrarla ticaret hukukunu sordu. Birkaç kişi orada soruyor. Ticaret hukuku oldukça kapsamlı bir alan. Detayda boğulmayın arkadaşlar. Ben öyle yaptım. Ticarette 4'te bir yanlışım vardı. Kıymetli evrakta doğru yapamadım ama detaya girmeyin.
Çünkü işinden çıkılmaz diğer ticaret hukuku. Genel yerleri çalışın. Böyle üstün körü geçin demiyorum. Ama tutup da anonim şirketi baştan aşağı kalın kalın kitaplardan okumayın. Her yeri ezberlemeyin. Çıkmış sorulara bakarsanız bu kadar da detay sormadıklarını görebilirsiniz. O yüzden ticaret hukuku için aşırı detaya girmeyin. Aynısı idari için de geçerli. İdari içinde Murat Hoca'nın notları var. Bende de var Murat Hoca'nın notu. Böyle kalın kalın kitaplar okuma sizin takdirinizde. Ben okudum mu? İdare için okudum. Ama Murat Hoca'nın idare şeyini sonradan aldım. Burada var şeylerim. Murat Hoca'nın anayasa şeyleri falan da var burada. Bu notlar yeterli oluyor. Hani sizin dersleriniz anayasa, idare, idari, iş, CMK için sizin notlar yeterli. Ticaret gibi yerler için de kitaplardan üstün körü. Ticaret için özellikle fazla detaya girmeyin arkadaşlar. Çünkü zor. Boğulursunuz detayda. Zaten unutursunuz da kuvvetle muhtemel. Fazla detaya girmeden o soru çözerek. Eğer çalışamadığınız ders varsa, mesela bazı insanlar vardır ki idare hukukunu hiç sevmez. O zaman konuyu çalış, notuna bak, bol bol soru çöz. Çözdüğün soruyu bir daha çöz. Çözdüğün soruyu bir daha çöz. Sonra bir bakarsın ki konuyu öğrenmiştin. Olur ya, ben de ticaret hukukunu sevmezdim mesela. Sevmiyordum. Ama çıkmış soruyu belki 6-7 kere ezberle okumuşumdur. Çıkmış sorular bir daha çıkacak sorulardır. Bunu söyleyeyim. Çıkmış sınav sorularına bakın. Dönüp dolaşıp aynı yerler geliyor. Tabii özgün sorular soruyorlar ama dönüp dolaşıp kullandığı kelimeleri kullanıyorlar daha doğrusu. Yani oluyor. Tanıdık geliyor size sorular. Bizim sınavda da geçen sene de böyle oldu. O yüzden özellikle ticaret hukukunda kendi formatınız vardır zaten çalışma yönteminiz. Ama şöyle fazla detayda boğulmadan çalışabilirsiniz diye diyeyim. Size de teşekkür ediyorum hocam. Dün de aradınız. Bugün yayında konuk ettiniz. Ben Bir teşekkür arkadaş ederim. bir şey dememiş. Sen değerli vaktini ayırdın. Birçok Yok arkadaşa estağfurullah. Burada arkadaşlara faydalı olabildiysek ne mutlu. Allah bize nasip etti. Oldu. İnşallah onlara da nasip eder. İnşallah. Kaymakamlıkta, KPSS A grubunda yine avukat olacak arkadaşlarım var. Hakimliğe hazırlanacak arkadaşlarım var. Allah emeklerinin karşılığını versin. Tabii herkese nasip etsin ama emek, 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 emeğinizin karşılığını İnşallah. versin. Sabah erken uyanın, çalışın, gerisini Allah'a bırakın. İnşallah. Her şeyin hayırlısı. Sağ olun. Yolun bahtın açık olsun. Son bir şey Amin. ekleyeceğim. Konu dışında arkadaşlar. Dün bir arkadaşımızla daha yayın kararlaştırdık arkadaşlar. Geçen sene KPSS A grubunda Türkiye 96.sı olmuş. Çok ciddi bir başarı değil mi Osman? Türkiye 96.sı Çok olmuş. çok önemli. KPSS'de rekabet hakimlikten de çok. Garip bir yer orası. Çok, çok fena bir alan. Türkiye 96.sı olmuş. Ona da senin gibi yayın teklifinde bulundum. O da sağ olsun bizim öğrencimiz. Bizim kaynaklardan çok faydalanmış. Memnuniyetle hocam dedi. Tabii ki katılmak isterim dedi. Onu da konuk alacağım. Birkaç gün sonra alacağım. Araya biraz vakit koyacağım. Yine onu Instagram'dan duyuracağım canlı yayını. İnanıyorum o da çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Takipte kalın. Arkadaşlarınıza YouTube'dan bahsedebilirsiniz. hukukoyunlukta.com adresinden bu videolardan, bu derslerden bahsedebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoş olun, hoşça kalın. Sabah 5'te görüşmek üzere. Osman kendine iyi bak. Çok teşekkür ederim. İyi bakalım hocam. Herkese hayırlı akşamlar. Anne babaya selamlar, ellerinden öperim. Aleyküm selam hocam. Hoşça kal. Arkadaşlar yayını kaydedeceğim. Dinleyebilirsiniz Instagram'dan ve YouTube'dan.